Şimdi öyle bir konu var ki biz uzun uzun yıllar sonrasında gram altını hesaplarken ons altına bakmaya başladık. Aslında asıl bakmamız gerekene yeni başladık. Çünkü dolar TL stabil. Nötr gibi kaldı. Yani %2-2,5'luk bir artışla gidiyor. Öyle olunca onsu takip ediyoruz. Ons çıkarsa işte gram çıkıyor. Ons düşerse gram düşüyor gibi bir hesaptan Ayşe teyze ve Melda hesap yapıyor. Öyle diyeyim. Burada onun için ons altın için nasıl bir süreç yaşanıyor? Çünkü jeopolitik risklerle birlikte tekrar bir hani yıl sonu söylenen rakamların şimdi görüldüğünü gördük bizzat. Bir anda İran-İsrail gerilimiyle ama orada da bir sakinleşmeyle tekrar işte bir veriyle birlikte tekrar geri çekildiğini gördük. Dalgalandığını görüyoruz. Sonuç itibariyle ons altın hani daha düşer mi? Alım fırsatı mıdır? Buradaki seviyeyi nasıl görmek lazım? Daha düşer mi diyorum ama ben belki de başladığımda tekrar çıkmıştır yani. Öyle de bir dalga var. Şimdi tabii Gerçekten bir yükselmiş. gram altın konusu önemli. Yani bu konuda konuşan insanların bile fırsat maliyetini göz ardı edip altın düşerken dolar yükseldiği için gram altın yükseliyor gibi lanse etmesi hakikaten çok enteresan bir durum. Belki de trajik bir durum, onu bilmiyorum. Ama yani dolar yükselince işte geçen sene gördük, kullandığınız aramanın fiyatı da yükseliyor. Satın aldığınız mercimeğin de fiyatı yükseliyor. Dolayısıyla altın, gram altın yükseliyor gibi bir şey yok. Orada önemli olan uluslararası piyasalarda altın yükseliyor mu, yükselmiyor mu? Gerçek kazancınızı, reel kazancınızı orada göreceksiniz. Orada da senin bahsettiğin gibi özellikle jeopolitik gelişmeler çok net bir şekilde yukarıya doğru zıplattı. Ama onun dışında yine belli ölçüde jeopolitik olsa da çok uzun sürecek olan bir başka trend de var. Yani hafta sonunda genelde insanlar hep işte Amerikalıların, Senato'nun Ukrayna, Tayvan, İsrail'e olan askeri maddi yardımından bahsetti ama orada geçen bir başka kritik cümle daha vardı. Rusların, çok ufak bir miktar bu, ağırlığı Avrupa'da ama Rusların rezervlerine el koyulması konusu. Şimdi bir mahkeme kararı, uluslararası bir mahkeme kararı vesaire. Bu arada bu doğru şey demiyorum, yani saldırgan Rusya'dır, değildir, onun tartışmasını yapmıyorum. Anladım. Ama böyle bir karar olmadan bunu yaptığınızda doğal olarak başta Çin, Amerika ile ilişkileri iyi olmayanlar, yarın öbür gün ben Amerika'nın hoşuna gitmeyen bir şey yaptığımda benim parama çökebilirler düşüncesiyle nötr bir varlık olan altına yöneliyor. Zaten Çin aylardır altın pozisyonunu arttırıyor. İki nedenden bu da. Birincisi, Batı merkez bankalarıyla baktığımızda Çin'deki altın rezervi, en azından resmi rezervler Batı'ya oranla çok daha düşük seviyede. Onu normalleştirmeye çalışıyor. Diğeri de az önce söylediğim, Amerika'nın keyfi bir kararıyla karşı karşıya kalmamaya çalışıyor. Çin hane halkına da baktığımızda ekonomi zor bir dönemden geçiyor. Konut fiyatları düşüyor. Yuan üzerinde baskı var. Dolayısıyla onlar da altın alıyor. Böyle baktığımızda ben altındaki ana trendin yukarı yönlü olduğunu düşünüyorum. Tabii burada ara çok da bilgim olmayan jeopolitik gelişmeler olduğunda zıplamalar olacaktır. Ardından bu gelişmelerin kontrollü, Amerika'nın kontrolünde, hem İsrail'in saldırı için hem İran'ın saldırısı için söylüyorum, Amerika'nın kontrolünde olduğu anlaşılınca bu fiyat aşağı gelecektir. Bence 2200'e kadar bir gevşeme de olabilir. Çünkü insanlar genelde haber bazlı gelişmelere kaldıraçla giriyorlar. Yani hafta sonu bu savaş büyür, ben kaldıraçla longa gireyim dediğinizde beklediğiniz olmadığı için pozisyonları bir anda kapatmak zorunda kalabiliyorsunuz. Hareket sertleşiyor. Dolayısıyla 2200'e doğru bir geri çekilme de belki olabilir. Ama ana yön olarak baktığımızda ben hala yukarı olacağını düşünüyorum. Çünkü bu ayrışma hukuki bir metne dayanmayan, bir değer taşıyan altın açısından pozitif bir ayrışma. Evet. Dünya bu kadar stres yüklüyken altın nasıl parlamasın gibi Melda'ca çıkarım yapabilirim. Peki şimdi öyle olunca altını konuşurken ardından tabii ki gümüş ve bakırı da çok merak ediyor herkes. Hatta UBS'in miydi? Steen'in öyle bir tanımlaması vardı gümüş için. Altının fakir kuzeni diyor. Evet. Yani öyle bir
durumda kalacak mı kalmayacak mı? O beklenen çıkışı yapacak mı yapmayacak mı? Çünkü burada endüstriyel gerçekler de var. Ne dersin, gümüş ve bakır devamında altın gibi parlar mı? Hangi seviyeleri görür? Ne zaman? Burada tabii senaryolar önemli. Yani senaryolar önemliden kastım şu. Parasal sistemde bir çöküş, bir ayrışma bekliyorsanız veya bir büyük savaş gibi bir beklentiniz varsa o zaman doğal olarak altın biraz daha oturaklı bir varlık. Altın daha ön plana çıkacaktır. Zaten ben altın gümüş rastrosunu takip ederek genelde iştahın ne yönde olduğunu anlamaya çalışıyorum. Altın gümüş rastrosu altın lehine hareket ediyorsa o benim çok hoşlandığım bir hareket değil. Çünkü bunun keyifli olanı, herkes açısından keyifli olanı spekülatif bir yükseliştir. Yani gümüş ufak bir piyasadır, daha kolay hareket eder. Gümüşün yükseldiği, işte dünyada savaşların olmadığı ama reel faizler düşük olduğu için altının, gümüşün hızlı gittiği bir ortam en ideal ortam. Şu anda maalesef öyle bir ortamda değiliz. Dolayısıyla altın-gümüş oranı gümüş lehine bir kırılmayı henüz gerçekleştirmedi. Gerçekleştiriyor gibi yaptı, bir heyecanlandık ama gerçekleştirmedi. Eğer altın yükselişi az önce söylediğim kötü senaryodan değil de işte FED önümüzdeki dönemde ekonomide yavaşlamaya başladı. Enflasyonda bir momentum kaybı var. Dolayısıyla reel faizleri indirmeye başlayacak görüşü hakim olursa o zaman gümüş önderliğinde bir yükseliş görürüz. Yoksa az önce konuştuğumuz senaryodaki hareket altının daha iyi gitmesine neden olacak temel verilere sahip bir hareket, bir senaryo. Evet, evet. Şimdi senin en son tweetine de bakıyorum. X paylaşımı diyelim değil mi, ağız alışkanlığın. Altın rallisi giderek bir Çin hikayesine dönüyor. Zayıf ekonomi, yuan korkuları, Çin'in batıya güvensizliği, tatsız bir hikaye diyorsun. Evet. Onun için aslında biz Rusya'yı takip edeceğiz, Çin'i takip edeceğiz. Çok takip edeceğimiz nokta var altındaki yünü anlamak adına. Bir başka mevzu da Bitcoin. Yani kripto paralar bu sene... O da sürpriz mi yaptı yoksa geldiği hareketi beklenen bir hareket mi yaptı? Bundan sonrası için ne olacak? Orada da çünkü risk iştahı yüksek, özellikle gençler çok var. Ne dersin sevgili Şant? Yani Bitcoin sata mı döndü? Burada da çünkü tıpkı altın gibi arzı az yani, değil mi? Evet. Yanlış mı söylüyorum? Yok, doğru. Yani Bitcoin ve devamında altcoinler için ne diyebiliriz? Ethereum tabii ki çok dile geliyor. Bu konunun uzmanı sensin. Buradaki hikaye ne ve neye dikkat etmeliler? Hangi seviyelere dikkat etsinler? Nerede alarma geçsinler? Şimdi açıkçası dönüp baktığımızda aslında borsa yatırım fonunun onaylanacağı haberi bir süre sonra artık kabul gören bir fikir haline dönmüştü. Dolayısıyla ardından yaşanan yükselişi çok da sürpriz olarak değerlendirmemek gerekir diye düşünüyorum. Ama son dönemde baktığımızda özellikle de bu İsrail gerginliğinde Bitcoin'in çok da umulan performansı göstermediğini gördük. Yani dijital altın tartışması yaparken altının jeopolitik gerginlikten nem alandığı bir ortamda Bitcoin bunu beceremedi. Dolayısıyla bu benim hoşuma gitmeyen bir gelişme. Peki zirve yaptı mı? Elbette yapmış olabilir. Yani hiçbir şekilde %100 eminim diyemem ama altında ben genelde çok hızlı hareket eden varlıklarda, pardon, Bitcoin'de 200 günlükte olan ortalamasının ne kadar makasın açık olduğunu takip ediyorum. Ve şu anda Bitcoin'e baktığımızda 48 bin civarında bir 200 günlük ortalama var. 63 bin, 65 bin aralığında hareket eden de bir Bitcoin var. Dolayısıyla çok hızlı hareket eden Bitcoin'in bir süre işte yatay aşağı hareketlerle bir dinlenme içinde olduğu görüşündeyim ben. Şimdi senin söylediğin o arzın daha da azalıyor olması... Halving'le beraber, yani bundan sonra daha az Bitcoin piyasaya gelecek. O yüzden eğer borsa yatırım fonlarına son dönemde son günlere kadar gördüğümüz talep devam eder, para girişleri devam ederse o zaman Bitcoin hareketinin daha da yukarı gideceğini söylememiz mümkün olur ki
benim ana senaryom bu. Yani burası zirvedir, bundan sonra Bitcoin çok büyük bir çöküşe girecek diye bakmıyorum. Buralarda satışlar olabilir, şu anda da %1'e yakın bir eksi de. Ama ana yön bence burada da hala yukarıya doğru. O zaman alım fırsatı diyebilir miyiz? Yani değerlendirilebilir miyiz? Burada özellikle belli bir seviyeyi takip etsinler mi? Yani aslında 59 bin seviyesi benim takip ettiğim seviye, ki orayı gördü, bir toparladı. Tekrar test ettiğinde bakılabilir. Ethereum kısmı, onu atladım. Evet. Orada da tabii iki gelişme var. Bir tanesi Hong Kong tarafında Bitcoin ve Ethereum'a yönelik spot ETF'lerin kabul görmesi, ama onun ötesinde Amerika'da kabul görme ihtimali, ki Mayıs ayında ben bunun olma ihtimalini zayıf görüyorum. Dolayısıyla ona güvenerek bir Ethereum pozisyonu almak çok doğru olmayabilir. Ama zaten Bitcoin eğer yukarıya dönerse geri kalan herkesi o su yukarıya çekiyor. Borsa yatırım fonlarını mı takip edelim o zaman? Yani burada söylediğini yanlış anlamadım değil mi? Tabii, yani borsa yatırım fonlarındaki alım miktarı, şimdi karışmasın diye çok detay vermiyorum. Borsa yatırım fonları benim gördüğüm kadarıyla tezgah üstü piyasalardan alım yapıyor. Yani borsaların kendisinden yapmıyor, tezgah üstü işlemler gerçekleştiriyor. Ama o tezgah üstü işlemler de yarılama ile beraber giderek zorlaşacak. Dolayısıyla borsa yatırım fonlarına talep devam ettiği sürece azalan bir Bitcoin, küçülen bir Bitcoin havuzuna insanlar ellerini sokuyor olacaklar. O da fiyatı daha yukarıya götürecek bir gelişme olur. Çok teşekkürler İş Yatırım'dan. Ekonomist Şant Manukyan, Melda Yücel TV'deydi. ABD verileri yine gündemdeydi. Yine altın dedik, Bitcoin dedik ve çok net bir şekilde anlattı. Ağzına, yüreğine sağlık diyorum. Teşekkürler.